Barbaros Sazakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Arputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Okul Müdürü Yusuf Yılmaz ile okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Nasıl çalışacağız? Kitabı okuyacağız. oyun oynayacağız işte, güzel yani. Güzeldi. Yeni geldim ben bu okula, biraz zorlandım. Ama ortalamam iyi yine de. Güzel bir dönem oldu. İnşallah diğer yıl daha iyi çalışacağım. Bol bol dinleneceğim, ders çalışacağım. Kaymakam Arputlu, Belediye Başkanı Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in sınıflarda karne verdikleri törende öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiye edildi. Ben Afyon'a gideceğim. Orada tatil yapacağım falan. Sonra anneannemlere geçeceğim. Orada derslerimi falan çalışacağım işte. Güzel geçti ama biraz zordu dersler. Yani yoğunluk zor. Korkuttum ne dedim. Ben de sınav var sandım. Sınav savaştan daha zor yani. O zaman o yüzden kızımız geldiğinde birçok zor. Yok. Evet, sınav var, hep böyle insanı heyecanlandırıyor. Heyecanıyla hep güzel bir şey. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. 2019-20 eğitim öğretim yılı karne törenimizi an itibariyle Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirdik. Tatil dönüşümüz 3 Şubat. Şu an Alanya'da 60 bin öğrencimiz, 5 bin öğretmenimiz 217 okulumuza tatile girmiş durumda. Bizim için eğitim öğretimimizin ilk dönemi gayet başarılı geçti. Elimizde istatistik verilerimiz mevcut. Hemen hemen tüm konu projelerde, akademik başarıda, sportif etkinliklerde Antalya ortalamasının üstündeyiz. Bilakis Antalya'nın lokomotifi durumundayız. Buradan özellikle velilerime bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu karnenin sadece öğrencilerimize ait olduğunu düşünmesinler. Bu karne aynı zamanda değerli velilerimizin de bir karnesi. Öğrencilerimizi diğer öğrencilerle, tanıdıkları öğrencilerle kıyaslama yapmasınlar. Her çocuğumuz özeldir, her çocuğumuz kıymetlidir. Karne bir amaç değil, bir araçtır. Bunun hatırlatmasını istiyorum. Ve özellikle geleceğimizin teminatı olan, her şeyden kıymetli gördüğümüz sevgili öğrencilerimizi en güzel şekilde tatilde velilerimizle beraber çok zaman geçirmelerini çok önemsiyoruz. Sosyal etkinlik yapmalarını çok önemsiyoruz. Öğrencilerime de tatilin boş zaman geçirmek anlamına gelmediğini hatırlatmak istiyorum. Gönüllerince eğlenmelerini, sevdikleriyle beraber etkinlik yapıp projelerde, gezilerde, ziyaretlerde birlikte olmalarını ve çok ama çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Buradan tüm öğretmenlerime ve öğrencilerime iyi tatiller diliyorum. İkinci dönem görüşmek üzere diyorum.